Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman asit ve bazlarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Birinci öncülümüzde asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verir demiş. Bu ifade doğrudur. Suda çözüldüklerinde hidrojen iyonu oluşturabilen maddeler asittir. Örneğin hidroklorik asit suda çözüldüğünde hidrojen iyonu ve klorür iyonu verecektir. Su, sulu çözeltisine hidrojen iyonu verdiği için arkadaşlar bu maddemiz asit olacaktır. Birinci öncü doğru. Bazılar sulu çözeltilerine hidroksit iyonu verir demiş. Bu ifade de doğrudur. Suda çözündüklerinde hidroksit iyonu oluşturabilen maddeler bazdır. Örneğin sodyum hidroksit bir bazdır. Ve suda çözüldüğünde sodyum iyonu ve hidroksit iyonu verecektir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Asit ile bazın tepkimesine nötralleşme tepkimesi denir. Bu da doğru olabilir arkadaşlar. Burada hidroklorik asitle sodyum hidroksitin tepkimesinden sodyum klorür tuzu ve su oluşacaktır. Bir asit ve bazın tepkimesinde tuz ve su oluşuyorsa arkadaşlar bu tepkimeye nötralleşme tepkimesi denir. Ancak bazı asit ve bazların tepkimesinde su meydana gelmeyebilir. Bu durumda bu tepkimelerin nötralleşme tepkimesi denmez. Ancak olabilir dediği için 3. öncülümüzü de doğru kabul ediyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır diyoruz. Yukarıda suda çözünme denklemi verilen X ile ilgili yargılarından hangi doğrudur? Şimdi x'in suda çözüldüğünde arkadaşlar sodyum katyonu ve hidroksit anyonu oluşturduğunu biliyoruz. Katyon ve anyonu yan yana getirdiğimizde bu bileşiğimiz sodyum hidroksit bazı olacaktır. Formülü sodyum hidroksittir demiş. Doğrudur. Geleneksel adı sutkostiktir. kostiktir. Sistematik adı sodyum hidroksit olan bu maddemizin geleneksel adı sutkostik kostik olacaktır. Asitlerle nötrleşme tepkimesi verir. Doğru bir ifadedir. Asit ve bazlar tepkime vererek arkadaşlar tuz ve su oluşturabilir. Dolayısıyla buna da nötrleşme tepkimesi denir. Üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır. A metal anyonlarının hidrojen katyonu ile oluşturduğu bileşikler asittir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir asit değildir? Yani sulu çözelsine hidrojen iyonu vermesi gerekir. Baktığımızda sulu çözelsine hidrojen iyonu verecektir. Sulu çözeltisine hidrojen iyonu verecektir. Sulu çözeltisine hidrojen iyonu verecektir. Sulu çözelsine hidrojen iyonu verecektir. Ancak sulu çözeltisine potasyum ve hidroksit iyonu verecektir. Hidroksit iyonu veren maddeler baz olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki asit ve bazların suda iyonlaşma denklemlerinden hangisi hatalı verilmiştir? Baktığımızda A şıkkında hidroklorik asit Sulu çözeltisine hidrojen iyonu ve klorür iyonu şeklinde verilecektir. Doğru verilmiştir. B seçeneğinde sodyum hidroksit sulu çözeltisine sodyum katyonu ve hidroksit anyonu şeklinde verilecektir. Doğru verilmiştir. C seçeneğinde arkadaşlar nitrik asit kuvvetli bir asittir. Sulu çözeltisine hidrojen iyonu ve nitrat iyonu şeklinde verilmesi gerekirken gördüğünüz gibi farklı verilmiştir. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. D seçeneğine baktığımızda sülfürik asit soluç özelliğine hidrojen iyonu ve sülfat iyonu şeklinde verilecektir. Doğru verilmiştir. E seçeneğine baktığımızda magnezyum hidroksit bir bazdır ve soluç özelliğine magnezyum iyonu ve hidroksit iyonu şeklinde verilmesi gerekir. Doğru verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Tepkimesi ile ilgili yargılanan hangi doğrudur demiş. Tepkimeye baktığımızda asit ve bazın tepkimeye girdiğini görüyoruz. Buradan nitrik asit asittir ve potasyum hidroksit de baz olacaktır. Bu tepkime sonucunda X yani tuz oluşmuş ve ayrıca su da meydana gelmiştir. Birinci öncü nötralleşme tepkimesi de demiş. Doğru bir ifadeyle arkadaşlar. Asit ve bazlar tepkimeye girdiklerinde tuzun yanında su da oluşturduklarında bu tepkimeye nötralleşme tepkimesi denir. Eğer sadece tuzu oluştursaydı asit baz tepkimesi denilecekti arkadaşlar. Dolayısıyla her asit baz tepkimesine biz nötralleşme tepkimesi diyemiyoruz. Mutlaka suyun oluşması gerekir. X tuzu potasyum nitrattır demiş. Bakalım. X tuzunu bulurken yöntemimiz çok basit. Bazın katyonunu alıyoruz. Asidin anyonunu alıyoruz ve çaprazlıyoruz. Bazın katyonuna baktığımda arkadaşlar potasyum katyonu. Asidin anyonuna baktığımda nitrat. Dolayısıyla formülünü bulmak için çaprazladığımızda formülü potasyum nitrat şeklinde olacaktır diyorum. İkinci öncülümüz de doğrudur. H2O'nun oluşumunda potasyum hidroksitten hidrojen iyonu gelir. Bu yanlış bir ifadedir. Suyun oluşumunda arkadaşlar bazdan hidroksit iyonu asitten ise hidrojen iyonu gelecektir. Burada asidimiz bizim nitrik asit olduğuna göre H+ iyonu HNO3'ten gelmesi gerekir. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri nötrleşme tepkimesi de demiş. Nötrleşme tepkimesi olabilmesi için asit ve bazın tepkimesinden tuz ve su oluşması gerekir arkadaşlar. Eğer burada su oluşmasaydı biz bu tepkimeye nötrleşme tepkimesi diyemezdik. Birinci öncülümüze baktığımızda bir yanma tepkimesi görüyoruz. Metan gazının yanması. Dolayısıyla birincisi nötrleşme tepkimesi değildir. İkinci tepkimeye baktığımızda karbonik asit ve sodyum hidroksit yani asit ve bazın tepkimesinden tuz ve su oluşmuş. Dolayısıyla bu tepkime nötrleşme tepkimesidir diyoruz. Üçüncü öncülümüze baktığımızda sodyum metali ile suyun tepkimesinden sodyum hidroksit bazı oluşmuş ve bunun yanında hidrojen gazı açığa çıkmış. Bu tepkime de arkadaşlar nötrleşme tepkimesi değildir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki A ve B kaplarında belirtilen maddelerin sulu çözeltilerine aşağıdakilerden hangileri eklenirse her iki kapta da nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Bildiğiniz gibi asit ve bazın tepkimesi sonucu tuz ve su oluşuyorsa bu tepkimeye arkadaşlar nötrleşme tepkimesi deniyordu. A kabında sülfürik asit yani bir asit, B kabında kalsiyum hidroksit yani bir baz vardır. O zaman A kabına baz ilave etmemiz gerekir. B kabına ise asit ilave etmemiz gerekir. A'ya baktığımda potasyum hidroksit bir bazdır, sodyum hidroksit bir bazdır, su nötrdür, eliyorum. Hidroklorik asit bir asittir. Eliyorum arkadaşlar ve amonyak. Amonyak susuz bir bazdır. Dolayısıyla asitle tepkimesinden su oluşmayacaktır. Bu yüzden amonyağı da eliyoruz arkadaşlar. B kabına baktığımızda asit ilave etmemiz gerekiyor. Hidroklorik asit bir asittir. Ancak su nötr bir maddedir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır diyoruz. Klorik asit ve potasyum hidroksitin tepkimesi sonucu potasyum klorat ve su oluşmaktadır. Buna göre yargılanan hangi doğrudur? Öncelikle tepkimemizi yazalım. Klorik asit ve potasyum hidroksitinin tepkimesinden potasyum klorat ve su oluşmaktadır. Birinci öncülümüzde nötrleşme tepkimesidir demiş. Bildiğiniz gibi bir tepkimede asit ve baz birleşerek tuz ve su oluşturuyorsa bu tepkimeye nötrleşme tepkimesi denir. Burada klorik asit asittir. Potasyum hidroksit ise bazdır. Potasyum klorat tuz H2O ise su olacaktı. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Tepkimenin denklemi şekildeki gibidir demiş. Baktığımızda tepkime denkleminin şekildeki gibi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyon tuzu oluşturmaktadır. Asit baz tepkimelerinde tuzu oluştururken arkadaşlar bazın katyonunu alıyoruz. Yani burada potasyum iyonunu alıyoruz. Asidin ise anyonunu alıyoruz. Yani burada klorat anyonunu alıyoruz arkadaşlar. Çaprazlamamızı yaptığımızda formülümüz KClO3 şeklinde olacaktır. Yani potasyum kloratı verecektir. Dolayısıyla asitten gelen anyon ve bazdan gelen katyon ifadesi doğru bir ifade olacaktır. Cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olacaktır diyoruz. Yukarıda verilen birleşik çiftlerinden hangilerinin etkileşimi sonucu nötrleşme tepkimesi gerçekleşir? Nötrleşme tepkimesinin gerçekleşebilmesi için asit ve bazın tepkimeye girmesi... Ve bu tepkime sonucunda da tuz ve su oluşturması gerekti arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda asetik asit bir asittir. Sodyum hidroksit ise bir bazdır. Her ikisinin tepkimesinden arkadaşlar sodyum asetat tuzu ve su oluşacaktır. Dolayısıyla birinci öncül bir asit baz tepkimesidir. İkinci öncülümüze baktığımızda kalsiyum hidroksit ve amonyak birer bazdır. Dolayısıyla birbirleriyle tepkimeye girmeyecektir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda fosforik asit bir asittir. Su ise nötr bir maddedir. Dolayısıyla ikisinin tepkimesinden yine nötrleşme tepkimesi olmaz. Cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır diyoruz. Yukarıdaki kaplara üzerlerindeki maddeler ekleniyor. Buna göre hangi kapta bir tuz oluşumu gerçekleşir? Birinci kabımıza baktığımızda sodyum gibi aktif bir metalin üzerine su ilave ettiğinizde hızlı bir tepkime gerçekleşecek ve bu tepkime sonucunda sodyum hidroksit bazı ve hidrojen gazı oluşacaktır. Burada oluşan maddemiz baz olduğu için arkadaşlar bizden tuz oluşmasını istemişti. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda nitrik asit bir asittir. Üzerine kalsiyum hidroksit yani bir baz ilave edildiğinde burada kalsiyum nitrat tuzu ve su oluşacaktır. Burada kalsiyum nitrat tuz olduğu için Bizden de tuz oluşumu gerçekleşir diye sormuş. İkinci öncülümüz doğrudur. Hocam bu kalsiyum nitratı nasıl oluşturdunuz? Tabii ki bazın katyonu ve asidin anyonunu aldım. Bazın ka katyonu kalsiyum, asidin anyonu nitrattır arkadaşlar. Çaprazlama yaptığımız zaman birleşimizin formülü kalsiyum nitrat şeklinde olacaktır. Üçüncü kaba baktığımızda amonyağın üzerine su ilave etmişiz. Burada arkadaşlar bir çözünme olacaktır. Dolayısıyla amonyum iyonu ve hidroksit iyonu şeklinde. E burada bir tuz olmadığına göre üçüncü kapta da tuz olmamıştır. Cevabımız yalnız iki B seçeneği olacaktır. X, Y, Z ve T maddeleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y, Z ve T hangi seçenekte doğru verilmiştir? Verilen bilgiye baktığımızda X'in su ile tepkimesi sonucu Z oluşur diyor. Baktığımızda ağaç yakında hidroklorik asit su ile tepkime vermeyecektir. Su ile tepkimeyi aktif metaller verecektir arkadaşlar. Baktığımızda sodyum çok aktif bir metaldir ve su ile tepkime verir. Oksijen gazı su ile tepkime vermeyecektir. Çinko amfoter bir metaldir direkt tepkime vermeyecektir. Ve sodyum su ile tepkime verecektir. Sodyumun su ile tepkimesine baktığımızda sodyum hidroksit bazı oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar. Dolayısıyla burada Z dediğimiz madde sodyum hidroksittir. Baktığımızda Z sodyum hidroksit olabilir. Sodyum bromür olamaz. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Cevabımız direkt B seçeneğidir. Ancak biz ikinci bilgiye de bakalım. Y ile Z'nin tepkimesi sonucu T oluşuyor demiş. Y'ye baktığımızda hidroklorik asit. Z dediğimiz maddede sodyum hidroksit arkadaşlar. Bu iki maddenin tepkimesi sonucu bazdan gelen katyon ve asitten gelen anyondan tuz oluşur. Sodyum klorür tuzu ve Asitten gelen hidrojen iyonuyla bazdan gelen hidroksit iyonundan da su oluşacaktır. Yani buradaki T maddemizde sodyum klorür olacaktır diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri nötrleşme tepkimesi değildir demiş. Nötrleşme tepkimesi olabilmesi için asit ve bazın tepkimeye girmesi bu tepkime sonucunda da tuz ve su oluşturması gerekir. Birinci öncülümüze baktığımızda kalsiyum oksit bir metal oksittir ve bazik özellik gösterir. Hidroklorik asit bir asittir. Asit ve bazın tepkimesinden arkadaşlar kalsiyum klorür tuzu ve su oluşmuş. Dolayısıyla birinci öncülümüz nötrleşme tepkimesidir. İkinci öncülümüze baktığımızda ametal oksitlerin oksijence zengin birleşikleri asidik özellik gösterir. Dolayısıyla burada karbondioksit asidik özellik gösterecektir. Kalsiyum hidroksit ise bazdır. Asit ve bazın tepkimesinden kalsiyum karbonat ve su oluşmuştur. Tuz ve su oluştuğuna göre bu bir nötrleşme tepkimesidir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda yine bir ametal oksit. Bu da asidik özellik gösterecektir. Su ile tepkimesinden sülfürik asidi meydana getirmiştir. Yani tuz ve su yoktur. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz nötrleşme tepkimesi değildir. Cevabımız yalnız 3. B seçeneği olmalıdır.